Şimdi çocuklarla e, konuştu Yeşim. Onlar da bize bir şeyler söylediler. Hepsi son derece aklı başında laflar ediyorlar. Ama Türkiye'de çocukların çok büyük sorunları var. Çok zor Türkiye'de çocuk olmak. Bir kere beslenemiyorlar. 8 aylıktan beri onkoloji tedavisi görüyor. Çok güzel beslenmesi lazım. Haftada bir iki kere kırmızı et tüketsin dediler. Ben yediremedim. Yüreğini en çok yakan bu. Doktorların dengeli beslenmesi şart dedikleri kanser hastası kızına kırmızı et yediremiyor Anne Ayfer Omay. 5 yaşındaki böbrek kanseri hastası kızının tedavisi için yıllardır mücadele ediyor. Hem hastalıkla hem de ekonomik zorluklarla. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Her ebeve. Çocuklarının sağlıklı büyüyüp gelişmesi için onları dengeli beslemek istiyor ama ne yazık ki her ailede bu mümkün değil. Ayfer Omayda çocuklarını zor şartlarda büyüten annelerden sadece biri. Eşim tek çalışıyor. Ev kira. Eşim benim mağazada çalışıyor. Askeri ücretle çalışıyor. İstanbul'da yaşayan, kirada oturan, biri 5, diğeri 8 yaşında olan iki çocuk annesi Ayfer Omay çocuklarına bakabilmek için çalışmayı da düşündü. Evde el işi yapmak istedi ama kızının hastalığı izini vermedi. Kıt kanaat evine giren asgari ücretle çocuklarının karnını doyurabilmek için çabalıyor. Evde taş dizaynı yok işte bilmem ne o kadar ucuz fiyatlar veriyorlar ki e çocuğum benim onkoloji hastası onu ihmal edip yapacağım ama değmeyecek. Dışarı gitmeye de gidemiyorum çünkü çünkü kızım hasta. Küçük bir süt bile olmuş 12 lira. Peyniri hiç söylemiyorum bile. Kaşar seviyor o kadar yüksek ki fiyatlar yok alamıyoruz. Kaç çocuğunuz var? 3 tane. Hayat bağlılığından dolayı besleyemiyoruz. Her gün yumurta yiyebiliyorlar mı? Yok. Her yok. gün veremiyorum. Benim oğlum mesela 9 yaşında ama daha küçük. Yeterli gıda alamadığı zaman çocuk gelişleyemiyor. Milletin yanından geçemiyoruz şimdi. Et yok, süt sınırlı. Çocuklar gelişemiyor, bodurluk artıyor. TÜİK'e göre bile her gün et, tavuk ya da balık tüketen çocukların oranı yüzde %12,7 ile sınırlı. Eşi dört aydır işsiz olan iki çocuk annesi Kıymet Çelik'te. Eşinin ailesiyle evini birleştirdi ama yine de yetmiyor. Benim eşim 4-5 aydır çalışmıyor. Kayınbabamın yanında oturuyorum. Allah bir razı olsun ondan. Onun sayesinde kira vermiyorum. Benim oğlum 9 yaşında hiç gelişmemiş. Dengeli besleyebiliyor musun? Değil. Besleyemiyoruz. Bazen ekmek arası, patates, yani köfte koyamıyoruz. İmkanlarımız olmadığını istediklerini yapamıyoruz. Ek iş yapıyoruz. Mesela <laughs> inşaat işi başka yapacağımız bir şey yok ki ne kadar alıyorsun? Günlük 500-600 milyon yani standart 600 milyondur. Bodurluk ve obezite ikisinin de sebebi dengesiz beslenme. Öğrencilerin her gün beslenme çantalarında olması gerekenler sebzenin, ekmek arası ürünlerin yanı sıra süt, yumurta, kuru yemiş, meyve. Hepsini koyamıyor veliler. Senede bir gün ikram yerine günde bir öğün ücretsiz yemek istiyorlar. Orada okulumuz çocuklara bugün 23 Nisan için böyle bir ikram yapmış. Ne verdiler? Ben yani de ayran ikram ettiler. Bir Öğün vermeleri tabii ki çok güzel olur. Uzun savaşlarda yorgun düşmüş bir milleti toparlayıp bir savaş verip aynı zamanda bir meclis ortaya koyup seçimlerle, delegelerle, kongrelerle sonra da eksik olan her şeye hem insan hem de ne gerekiyorsa onu yetiştirmeyi, üretmeyi başarabilmişiz. Peki şimdi, şimdi geldiğimiz nokta öyle mi? Sizin gündelik hayatta yaşadığınız, ekonomide yaşadığınız bütün sıkıntılar falan filan. Çocukların şu sıkıntıları. Şimdi bunun sebepleri var tabii. Kendini tam olarak tarif edememek. Ya da tarif edemediğin gibi aynı zamanda yanlış tarif etmek. Hatta daha ötesi yanlış tarafta bulunmak. Mesela Osmanlı ile Cumhuriyeti birbirinden kopuk sanmak. Büyük hata. Bu nedenle cumhuriyeti parantez zannedenler kendileri parantez içinde kalabilirler. Ve öyle olacak. Çünkü cumhuriyet Şeyh Edebali'den Montesquieu'ye efendim Atatürk'ün baktığı, okuduğu e, Lamarck'tan, Spencer'dan, Durkheim'den, Alex de Tocqueville'den Tevfik Fikret'e 19. yüzyılda önemli devlet adamlarına bu ülkenin sadrazamları devlet adamları bunlara bütün bunların neticesi ve edindiği tecrübedir. 19. yüzyıl Türkiye'nin cumhuriyete geçmesi ve bizim demokrasiye doğru yol almamızda muazzam bir yüzyıldır. Ama hiç öyle bakılmaz. Evet bir takım sorunlar vardır. Padişahlar, sultanlık büyük bir mesele olmuştu. E ee, biz ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz şimdi? Bu saltanat hikayesini bitirdikten sonra 100 sene sonra saltanata dönmeye uğraşanlar var.